Bu derste gene Dockerfile'in diğer parametrelerinden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde from ve art parametrelerini işlemiştik. Bir iki örnek yapmıştık nasıl çalıştıklarıyla alakalı. Bu derste ise add ve copy parametrelerini işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Add ve copy parametreleri arasında herhangi bir fark yok. Yapısal olarak ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. İkisinin de amacı bir dosya veya klasörü veya birden çok nesneyi yerel sistemden konteyner içerisine kopyalamak. Aradaki fark bu noktada aslında ortaya çıkıyor. Et parametresi kopya ek olarak URL parametresini destekliyor. Bunun da anlamı şu. Sadece yerel sisteminizden değil, yerel makine üzerinden konteynera bir dosya veya kop klasör kopyalanması değil. Bir URL üzerinden de bir dosya veya herhangi bir nesneyi ...container içerisine et ile kopyalayabiliyorsunuz. Şimdi örnekle daha iyi anlayacaksınız. Pardon. Makineden düşmüşüm. Tekrar bağlandım. Bir önceki derste kullandığımız takır file üzerinden devam edelim. Bu parametrelerin bize herhangi bir zararı yok. Bu şekilde kalsın ilk olarak copy parametresini görelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İki parametrenin de sintaksı aynı. Yani mesela copy için konuşalım. İlk olarak kaynağı sonrasında hedefi belirtiyorsunuz. Et için de aynı şey geçerli. Şimdi burada kaynak olarak tabii ki bu yerel makineyi kullanacağız. Ancak burada da diğer bir ayrıntı öne çıkıyor. Bir Pet kullanmanız gerektiğinde o an benim Docker file'i çalıştırdığım klasör kontekst olarak kullanıldığı için copy parametresi de aslında bulunduğumuz klasörü hedef alacak. Bunun da anlamı şu. Ben eğer ki şöyle bir örnek yapacaksam şayet mesela buraya bir tane boş dosya oluşturalım. İsmini de bir koydum. Benim şu an bulunduğum klasör root altında Docker klasörü bir tane de dosya oluşturdum gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kopyalayacağız. Ancak burada pet olarak şu şekilde bir kullanım yapıyoruz. Noktayla bulunduğum klasörü belirttim ve dosya ismini verdim. Şimdi burada eğer ki full pet kullanırsanız hatayla karşılaşırsınız. Çünkü ee, Docker'ın varsayılan olarak buradaki petleri kullanım şekli farklı. Yani düşündüğünüzden biraz daha farklı. O yüzden kontekst olarak ben Docker file ile çalıştığım klasörü belirtmek zorundayım. Bunu da yaparken bulunduğum dizinin nokta ve slash ile birlikte dosya ismini belirterek yapmam gerekiyor. Peki devam edelim. Şimdi de hedef yeri belirtelim. Burada da home klasörünü seçtim. Herhangi bir yer olabilir. Sadece bu bir örnek. Şimdi burada da söylememiz gereken şey şu. Hedefi belirtirken full pet belirtmek önemli. Eğer ki bir dosyayı kopyalamak istediğiniz bir dosyayı farklı isimde e, kopyalamak istiyorsanız konteyner içerisine misal ben bir isimli bu dosyayı iki şeklinde kaydedebilirim. Burada da nasıl ki cp komutunun linux'taki çalışma şeklini biliyorsunuz aşina olduğunuzu düşünüyorum. Mantık aynı mantık. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta eğer bir dizin altını belirtecekseniz muhakkak slash ekleyin arkadaşlar. Karışıklığı önlemek adına bu iyi bir pratik. Şimdi bunu kaydedelim. Bu şekilde. Diyelim ki copy örnek bulunduğumuz dizini belirtelim. Yine kontekst olarak. Peki. Şimdi oluşturduğumuz bu imajı bir çalıştıralım. Burada şu andan itibaren yapacağım komutları yazacağım komutları çalıştıracağım. Herhangi bir komutu ezberlemenize gerek yok çünkü bunu diğer bir kategori altında zaten ayrıntısıyla işleyeceğiz. Şu an benim sadece size göstermek istediğim bu dosyanın konteynere gerçekten kopyalanıp kopyalanmadı bunu görmek istiyoruz. Dediğim gibi yazdığım bu komutlar şu an için önemli değil. Özür dilerim. Aslında tamam. Beşi belirtmeye gerek kalmadı. Şimdi home dizinine gidelim. Ve bakın kontrol ettiğimizde LS'de dosyanın buraya geldiğini görüyoruz. Root kullanıcısıyla ve grubu üzerinden oluşturuldu. Gördüğünüz gibi oluşturulma tarihi ve saati de ilk bizim e, yerel makine üzerinde kullandığımız timestamp aslında kullanılmış oldu. Şu an konteynerin içerisindeyiz. Peki bu örneğin çalıştığına emin olduk. Farklı bir şey yapalım. Diyelim ki iki tane daha boş dosya oluşturdum. 1, 2, 3 isminde. Şimdi tek bir dosya yerine hepsini kopyalamayı deneyelim. Şimdi tabii ki burada da işin içine e, normal gene Linux terminalinden aşina olmanız gereken bazı ufak ipuçları diyelim işin içine giriyor. Yani bir nevi regex kullanıyormuşuz gibi aslında. Yıldız karakterini kullanarak şu an beklentimiz dosyaların gene home dizin altına kopyalanması. Tabii ki bunun için önce yeni bir imaj oluşturacağız. Copy 2 diyelim buna da. Tekrar az önceki komutun bir benzerini çalıştıralım ve kontrol edelim. Pardon. Bakın dikkat ettiyseniz Docker file'ı da bu sefer dahil etti. Çünkü yıldız karakterini kullandık. Tabii ki ayrı ayrı dosya isimlerini belirtebilirdik. Burada köşeli parantez ve normal parantez kullanımıyla birlikte ee, nasıl ki normal copy komutunu Linux terminalinde kullanıyoruz. Aynı kurallar burada da geçerli. Şimdi Dockerfile tabii ki burada gözden çıkarmanın farklı yolları var. Bunu farklı bir ders altında anlatacağım. Çünkü burada işin içine farklı bir konu başlığı giriyor. O yüzden bu derse dahil etmiyorum. Şimdi container'dan çıkış yaptık. Tekrar Dockerfile'a geri dönelim. Şöyle bir örnek yapalım. Ed ile bu sefer örneğimizi gerçekleştirelim. Bu sefer ya da ilk olarak şöyle yapalım arkadaşlar. Ed ile de normal bir şekilde bir sadece tek bir dosyanın kopyalanmasını görelim. Sonrasında URL üzerinden devam edelim. Bu şekilde kaydedip çıktım. Buna da et 1 diyelim. container'a bağlandık. home dizinini listeledik ve düşündüğümüz gibi istediğimiz gibi şuradaki aşama 3 isimli dosyayı home dizinine kopyaladı sağlamasını yaptık. Peki. Şimdi URL üzerinden bir örnek yapalım. Sintaks aynı arkadaşlar. Gene kaynak ve dizin olarak yani kaynak ve hedef olarak belirtmemiz gerekiyor. Bu sefer şöyle bir örnek yapalım. Bu sefer bir URL adresi belirtiyorum. Bu benim daha önce kitapta yayınladığım bir scriptin URL yolu. Direkt olarak scriptin raw adresi aslında. Aynı direkt olarak URL'i kopyaladım. Herhangi bir şey, başka bir şey belirtmiyorum. Home dizinin aynı şekilde bırakalım ve dosyayı kaydedip çıkalım. Bunu da add2 olarak Kaydedelim ve aynı şekilde et 2 isimli konteynere bağlanalım ve home dizini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi script buraya geldi. Şimdi dikkat ettiyseniz buradaki change mode değerleri ilk bir öncekinden daha farklı 600 değerinde olduğunu görüyoruz. Dosya ve grup sahipleri gene root. Bunları değiştirebiliyoruz arkadaşlar change mode değerini ve dosya ve grup sahipliklerini değiştirmemiz mümkün. Bununla ilgili örnek göstereceğim. Ama öncelikle farklı bir şey yapalım. Zaten boyuttan da anlaşılıyor aslında ama gene script'in içerisine girdiğimizde herhangi bir problem olmadığını, olduğu gibi kopyalandığını görebiliyoruz. Peki,